Burayı boşaltalım arkadaşlar. Olmaz, bırakamam. Para içerideyken bir yere gidemem. Hiç kusura bakma kardeşim. Ben de. Fiko, yürüsene. Polisler burada zaten. Sen ne yapacaksın ki? Ya Pınar, biz parayla Batman'le Robin gibiyiz. Action filmlerinin ayrılmaz ikilisiyiz. Onu bu serüveninde yalnız bırakamam. You will never walk alone, Pala. Pala kim? Yoksa otobüsteki saldırgan mı? Hayır. Başkomiser Yavuz olur kendisi. Adana'lı. Otobüste. Vah vah. Çok talihsiz adammış. Yavuz başkomiserim. Hayır hayır, saldırgan. Ha. Evet. Kızım bıraksana. Sıkma kolumu. Gidip tepelesene şu haydutu. Ne bekliyorsun be? Önce bir hala dur sorayım. Hani ayıp olmaz diyordum da. Şu silah bende olaydı tez elden bitirirdim işi. Vallahi mı? He ya, ne sandın? Ya arkadaş, herkes deliye ben akıllı yaz dedim arkadaş ya. Bana bak, daha geçse. Buradan bir yere... Kesin sesinizi. Konuşanı yakarım. Onca sene eşek gibi çalış, direksiyon salla, sonra beş parasız koysunlar kapıya. Yok öyle ya ama. Ödeyecekler bunu. Hepiniz ödeyeceksiniz. Sana öyle geliyor. Kim? Kim konuştu? Ne yapıyorsun kızım? Hanginiz? Burada koskoca aslan gibi başkomiser var. Hiçbir şey yapamazsın. Ne güzel bir yer burası. Kim bilir zamanında ne çok kahkahaya, gözyaşına ev sahipliği yapmıştır. Öyle. Biz de her gelenle sanki ilk defa izlermiş gibi defalarca izlerdik filmleri. Babam vaktini evden çok burada geçirirdi. Büyülü bir havası var. Sanki her an birileri gelecek ve film başlayacak gibi. Birilerini bilmem ama istersen biz seyredebiliriz. Tabii eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa. Yok. Hiç işim yok. Zaten bu akşam abim de eve geç gelecek. Yalnız olmaktansa burada seninle, yani sizinle film izlesek iyi olur. Hadi o zaman. İyi misin? İyiyim. Biraz başım döndü sadece. Nerede kaldın abi ya? Hani geliyordun 10 dakikaya? Hadi giyin hemen. Bu adamlarda bir para var. Başka iş olur yine geliriz. Sallanmasana oğlum. Sen de kimsin be? Azrail. Evet. Bir süper kahraman öldü. Sıra diğerinde.
Yavuz Dikkaya. Başkomiser Yavuz. İyilerin dostu, kötülerin azılı düşmanı. Polisin demek. He ya, hem de en iyisinden. Sen bakma böyle göründüğüne. Ver silahını, çabuk ol. He. Bak hocam, bazı haksızlıklara uğramışsın. Üzmüşler seni, anlıyorum. Ver dedim sana şu silahı. Tamam, sakin ol. Sen polissin. Ne anlarsın benim halimden? Tazminatımı bile ödemeden attılar beni. Şerefsizler ya. Vallahi çok haklısın. Ben olaydım, ben de aynısını yapardım. Nasıl olsa evde karım, çoluğum, çocuğum, bekleyen neyim yok. Ne? Sen şimdi buna hak veriyorsun öyle mi? He. Her haksıza uğrayan kapsın silah otobüs kaçırsın o zaman. Delirdin ha. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Silahını at ve teslim ol. Haklısın bacım. Otobüsü kaçıracağım. Hemen direksiyona geç yoksa vururum kızı. Anlıyorum. Parti bitecek neredeyse, sen daha yeni geliyorsun. Bir daha karşıma çıkma. İş falan yok sana. Hem arkadaşın nerede? Hani iki kişiydiniz? Ha, onu az önce öldürmek zorunda kaldım, kusura bakma. Ne? Ne diyorsun sen be? Niye bu kadar üzülüyorsun ki? Yakında kavuşacaksınız nasılsa. Ve işte tiyatro sahnede. Evet. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Evet evet, bir araya toplanın, daha güzel görünüyorsunuz. O kahvelerden birinde müzik dinleyeceğiz. Martel konyak içeceğiz. Ellerim avuçlarımda olacak. İstersen daha uzak bir yere gidelim. Sadece sevenlerin yaşadığı bir ucundan bir ucuna selam yollarız dünyanın. Daha da kimseler bulamazsın. Gerek yoktu hocam. Olur mu hiç? Öğrencimin hasta olup devamsızlık yapmasını istemem. Teşekkür ederim. Adaletin sesi. Bu kadar aşıkken ayrılmak zorunda olmak ne acı. Aşk yalnız da yaşanır. İlla görmek, dokunmak gerekmez. Hayal etmek yeter. Cennette bir ruh ikiye bölünür. Dünyada iki bedene paylaştırılır derdi baba. Ve o iki beden nerede olursa olsun birbirlerini bulurlar değil mi? Evet. Yani babam öyle anlatırdı. Sonra bir tango açıp annemi kollarından kaldırır ve... Annenle babam? Öldüler. Bir kazada. Ama sana sahip oldukları en güzel şeyi bırakmışlar. Mutlu anılarını. Hayal ettiğin anda onlar buradalar. Siz konuştukça bambaşka biri oluyorsunuz. Çok başka biri. Yani
tezim için çok iyi oluyor böylesi. Hadi ne oyalanıyorsun iki saattir? Çalıştırsana şu otobüsü. Ya hocam ben bu modeli pek bilmiyorum ki. Görmüyorum, uçak kokpiti gibi. Bin tane ışık var. Bilmiyorum, öğreneceğim işte. Ama merak etme, ben çözeceğim. Ama bir açılırsam sen merak etme. 150, 200 Allah ne verdiyse gideriz. Elini çabuk tutsan iyi olur. Yoksa sevgiline veda edersin. Sevgilim. Sevgilim. Bu mu? Allah yazdıysa olsun hocam. Sevgilisi değil, sözlüsüyüm. Yok daha neler. Sözlü falan değil, uyduruyor. Hatta beni kaçırdı. Ben seni kaçırmadım ama sen kesin keçileri kaçırdın. Tüy utanmaz. Hem kızı kaçırmış hem de sözlüm değildir. Çok haklı. Ne günlere kaldık. Hani namussuz. Erkek milleti değil mi? Her şey beklenir bunlardan. Allah Allah ya. Bayanlar baylar. Benim onunla bilgim yok. Hiç utanma kalmadı millette. Yeter. Kesin be kesin. Kesin. Hareketli kadraj. Şu anda moda pınarım. Polis otobüsü ablukaya alırken içerideki zavallı insanların korku dolu çığlıkları yükseliyordu. Bu akşam kimi yaşama devam, kimi ise veda edecekti. Zumot, stop kestik. Ya Fiko, şu durumda bile bunu yapıyorsun ya, inanamıyorum sana. Ne kadar rahatsın sen ya. Bir yönetmen hayata daima kameranın arkasından bakar Pınar. Live goes on. Hem tabii ki rahat olacak. Nasıl yani? Çünkü yanında olamasam da falan bu gece kahramanlık tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Falan benim ben. Kim tutar seni be? Yürü be para be! Yeter! Son defa söylüyorum. Çalıştır şunu yoksa kızı vururum. Vuramazsın. Vuramaz. Vururum dedim. Vuramazsın. Vururum. Vurur. Vuramazsın. Vurur. Vuramaz. Çünkü mermisi kalmadı, vuramaz. Deminden beri ha biraz sıkıyor. He? Kendiliğinden dolmuyor ki bu meret. Ha yok ama illa da vuracağım diyorsan benim silahımla. Ben karışmıyorum. Yavuz ne diyorsun sen? Ne olmuş? Vır 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 vır. Yedin beni mi kaç gündür? Kurtulurum senden işte ne güzel. Tüh kalıbından utan. Bir de polis olacaksın. Gitti. Gitti gül gibi kız gitti. Gitti gül gibi. Vuruyorum kız. Bak. Vuruyor. Durduğun kabahat. Hadi sene lan hadi. 42'de bir erkeklik yapmaya kalktın. Bunu bile beceremiyor. Yavuz ne diyorsun sen? Şoktasın kendine gel. Ben seni çok seviyorum ya. Kıyma bana ne olur. Güle güle inatçı keçi. Hadi sen de çek lan. Ya. Amma sallandın ha. Ne oldu koçum? Silah mı bozuldu yoksa? Ya tabii bak ben sana silah verdim ama bunları vermeyi unutmuşum kusura bakma. Şerefsiz. Biliyordum. Beni sevdiğini biliyordum. Ne mi lazım? Bırak. Ya, ne sen ben? Ne oluyor? Kahramanım benim. İyi misiniz başkomiserim? İyi iyi. Bu keçiyi boynumdan almazsan öbür tarafa gidiyor. Ya bir
dur ya. Kavala gibi yapıştın bir dur ya. Allah Allah ya. Gelin. Gelin alın bunları, gelin. Siz bayan cep telefonunuzu çıkartır mısınız lütfen? Hemen hemen. Aferin sana. Şimdi polisi arayıp lütfen neler olduğunu anlatın teferruatlıca. Dediğimi yaptı seni, bulmak zorunda kalmayayım. Alo. Biz boğazda bir teknede rehin alındık. Çok güzel. Aramızda yaralılar var. Güzel. Yardım edin lütfen. Ay çok sıkıcısın, ver şunu bana. Evet, duydunuz hanımefendiyi. Süreniz başladı. Eğer bir saat içinde şu meşhur M harfli şahsiyet buraya gelmezse tekneyi havaya uçuracağım. Tabii ki içindekilerle birlikte, gerizekalı. Ne kadar aptallar. Hadi bakalım, görelim bakalım kimmiş şu meşhur M. Bu gece için çok teşekkür ederim. Ben artık gideyim. Bu saatte bu kadar güzel bir kızı yalnız bırakacak birine benziyor mu? Hadi gel. Araba? Ben yarın gönderirim. Bu taraftan. Eve biraz geciktin. Umarım sorun olmaz. Yok. Abimin geldiğini sanmam. Abin nasıl biri? Çok mu serttir? Çabuk öfkelenir. Ama saman alevi gibidir öfkesi. Aniden geçer. Bir bakarsın gülmeye başlamış. Aranız iyi galiba. Bana çok düşkündür. Annemle babamı kaybedince ikimiz yalnız kaldık. Kendi üzüntüsünü bir yana bırakıp benimle ilgilendi. İyi ki var. Dikkat dikkat, bütün ekiplerin dikkatine. Boğaz'da bir tekne rehin alındı. Teknede bomba olduğu bilgisi var. Polis telsizi mi dinliyorsunuz? Eski bir alışkanlık. Saldırgan M harfli şahsiyet gelmezse tekneyi havaya uçuracağını söylüyor. Ne korkunç insanlar var şu dünyada. Tahmin bile edemezsin. Hakikaten şu ünlü mekim ben de merak ediyorum. Sizce gerçekten öyle biri var mı hocam? Öyledir, ancak filmlerde olur. Hocam eller bağlı değil mi? Kontrol ettiniz. Yazıklar olsun, boynuna posundan utan be. Bir de utanmadan bakıyor artist artist. Eksik olmayın başkomiserim. Sayenizde kurtulduk. Ne demek amca, ben görevimi yaptım. Allah razı olsun sizlerden. Sağ olun. Siz de sağ olun. Siz de. Allah razı olsun Farah. Görüyorum sefalarım. Farah ne kadar alçak gönüllü bir kahraman. Kurban olurum o bıyığına. Evet başkomiserim. Gurur duyuyoruz sizinle. Alkış. Gurur duyuyoruz. Bravo. Alkış. 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 Evet. Bravo kahraman. Dönüşünüz mükemmel oldu gerçekten başkomiserim. Şimdi beraber eve gider, bir güzel uyku çeker, dinlenir. Bak bakayım bana sen. Buyur dedi. Bir daha sözünü kimsenin eline bırakma. Vallahi çarpılırsın. Günahtır evladım. Merak etme teyze. Biz artık hiç ayrılmayacağız. Değil mi? Değil mi? Tabii canım. Adana yolcusu kalmasın. Dur dur geç. Ne o, keşi damarı tutmadı. İtirazı etmiyor. Etsen ne olacak? Dinlemiyor ki. Dik ayalı değil, dik kafalı demek lazımmış sana. Şşt koşuyorum. Gel buraya.
Bu kıza mukayyet ol ya. Adana'ya kadar yerinden kıpırdamıyor. Eğer bir şey olursa senden bilirim ona göre. Merak etmeyin başkomiserim. Hadi. Hadi. İyi yolculuklar daha keşisi. Yavuz. Hakkını helal et. Ne olacağı belli olmaz köyde. Sen uslu dur. Aklını başına al. Merak etme. Hiçbir şey olmaz. Vaktiniz doluyor. Akrep yay kovanı kovalıyor. Vaktiniz giderek daralıyor. Ölüm daha da yaklaşıyor. Lütfen izin verin gidelim. Buyurun gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz ama öbür tarafa. Ben çok sıkıldım. Hadi biraz oyun oynayalım. Sen ayağa kalk. Şimdi. Tut bakayım şunu. İki elinle parmak tetikte. Evet. Kaldır bakayım şimdi. Filmlerde de mi görmedin? Hadi gez göz arpacık. Aman dikkat beni vurma. Palyaçoyu vurmayın. Şimdi. Hareket edeni görürsen bununla sobeleyeceksin. Oyunbazanlık edersen beynini uçururum. Tamam mı? Harika. Çok güzel oldu. Sahne hazır. Tek eksik sensin me. 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 Mehmet, Mahmut, Muhittin, Murat, Michael, hangisi sensin? Hepsi. Hı? Hı? Hepsi. Hı? 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 Thank you.
Alo, güvercin kafesten uçuyor mu yoksa? Nereye gidiyorsun bakalım? Şimdi şuradan denize atlayayım, azıcık spor yapayım diyordum. Nereye gideceğim, arkaya gidiyorum. Onu bunu bilmem. Kıpırdaman yasak, başkomiser öyle dedi. Adı batsın. Şşt, ne yaptın bakayım sen başkomiseri kızdırdın ha? Ne yapacağım? Sadece kendi hayatımı yaşayayım dedim, çok gördüler. Yaşatırız seni, üzülme bu kadar güvercin. Bana baksana sen. Sana buradan bir çakarım, asfalta resmin çıkar. Muavin Bey. Salak. Bir su verebilir Get. Misiniz lütfen? Neden durduk burada? Yolcu alacaklar. 10-15 dakika kadar bekleyeceğiz. Benimki hazır uyuyorken azıcık hava alayım. Yoksa hayatta bırakmaz beni. Allah size de zahmet oldu. Benim için büyük zevkti. Kız. İyi misiniz? Yaralanan var mı? Herkes iyi. Maske düştü, gerçek göründü. Sana! Birazdan hepiniz havaya uçacaksınız. Ya, sana son bir iyilik. Bomba kamerada. Bence vaktini bana değil, bombayı bulmaya harca. Seçimini yap. Ya onları kurtar, ya gel beni öldür. Buyurun. Gel Pala.
Ya çocuklar ne gerek vardı? Ben gider bir otelde kalırdım ya. Hiç olur mu öyle şey başkomiserim? Aşk olsun. Pala pala pala. Sen benim ince ruhumu hala tanıyamamışsın. Hem bir dayağını yemeden bırakır mıyım seni lütfen? Buyurun. Aslında iyi de oldu ha. Lezze teyzeyi de özlemiştim. Lezze? Lezze teyze ama bir unutmadı gitti ya. Eyvah. Gel. Oh. Ulan amma yorulmuşum arkadaş ya. Lezze teyze nerede? O şeyde. Evet şeyde. Şeyde. Benim gide soru yani ha. Bu saatte kadıncağızın ayakta ne işi var? Uyuyordur tabii. Evet, o zaten tavuk gibidir böyle erkenden yatar uyur. Evet, kesinlikle. Artık sabah görür elini öperim. Çok görürsün. He? Yani çokça görürsün demek istedim yani. İstanbul'dasın ya nasıl olsa. Evet, artık İstanbul'dayım. Keçide Adana yollarında. Adana'ya falan gitmiyorum işte. Sanki çok umurumdaymışım gibi bir de solak muamele bıraktı beni. Elbet bulurum çalacak bir kapı. Ha. Hey güzel Allah'ım. Dert sende, derman da sende. Bakalım bu geceden kimlerin ne kadar haberi var? Salından dışarı çıkmana izin vermeyeceğim prensesim. Hiç kimse canını yakamayacak. Ne oluyor burada? Ne bu haliniz? Sınav falan mı kaçırdık yoksa? Trafik kazası geçirmiş. Araba tamamen yanmış diyorlar. Çok dikkatli kullanırdı halbuki. Günaydın başkomiserim. Günaydın Engin. Ne gerek vardı koçum, ben gelirdim kendim. Olur mu hiç başkomiserim? Benim için şereftir. Palo! 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 Ya oğlum bir dur, ne bağırıyorsun sabah sabah kulağımın dibinde? Sıtma görmemiş çocuklar gibi. Ayağa kaldıracaksın apartmanı.
Yeni görevinde başarılar dilerim Pala. Allah bol bol hırsız, yan getici, katil, sapık, ne kadar kötü adam, şerefsiz adam varsa yakalamayı nasip etsin inşallah. Kolay gelsin başkomiserim. Su gibi git, su gibi gel. Ne demekse nenem öyle söylerdi. Söyler. Fiko. Pala. Akşam gelirken apartmanın kapısında kiralık yası gördüm. Galiba sizin üst daire. Sana görev veriyor. Ev sahibiyle görüş. O evi ben kiralıyorum. Gidelim Engin. Gidelim başkomiserim. Fiko. 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 Ben ne? Pala üst kata. Oh. Pala üst katta. Hadi akşam uyuyor dedin. Sabah da kalkamadı dedin. Bakalım her gün ne yalan uyduracaksın Lezzet teyze için Fiko Bey. Vallahi iyi oldu bunu söyledin. Ben hiç farkında değilim. Teşekkür ederim. Allah Allah. O zaman Lezzet'iz coming back mecburen. Pek yakında. Ne. Yaktın beni ne. Eskilerden artık pek kimse kalmamıştır ofiste Engin ha? Kadro değişti başkomiserim. Ama herkes sizinle tanışmayı hevesle bekliyor. Aman hiç sevmem öyle herkesle tokalaş, konuş. Vakit kaybı. Tüm ekiplerin dikkatine. Bakırköy Uğur Sokak'tan ihbar var. Buralarda değil miydi o sokak? Hemen arkası başkomiserim. Dön. 54-35'ten merkeze. İntikal ediyoruz tamam. Merkezden 54-35'e. Anlaşıldı tamam. Kardeş. Buyurun efendim. Bir telefon açacaktım. Tabii buyurun. Alo. Seher Hanım'la görüşecektim. Seher abla. Aa, değişik geldi sesin de ben tanıyamadım. Buyurun. Pamuk ben. Buyurun. Hani Adana'da komşuyduk. Hey ya benim. İyiyim. Sen de iyisin inşallah. Ben İstanbul'a geldim de seni bir göreyim dedim. Tabii gelirim. Tamam yazayım adresi. Kardeş bir daha bir kalem versene. Ne? Şundan. Buyurun kağıt. He yazıyorum. He. Tamam yazdım. Yok bilmiyorum da sonra bulurum ne olacak? Tamam. Görüşürük. Oh be. Yavuz yoksa Seher abla var işte. Bakarsın onda kalırım. Sağ ol kardeş. Rica ederim. Bakale Dezioğlu bu memlekette beleş bir şey mi dağıtırlar? Yok abi. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hadi abi, hadi. Bakale İstanbul. Geleceğim lan seni. Önümde diz çökeceksin lan. En büyük sensin diyeceksin. Neco diyeceksin lan. Anlayın derim İstanbul. Ne lan ne? Ben bu lafları hep söylemek istediydim. Bak hele, dikilmeyin oğlum öyle. Mühim işlerimiz var, anlıyorsunuz değil mi? Gideceğiz, o dikkatli bulacağız, olanların hesabını soracağız. Şey Neco, ben kurt gibi acıktım. Önce bir şeyler yeseydin. Tabii canım, sen de haklısın. Aç ayı oynamıyor değil mi? Bak hele şurada bir şeyler var, gel. Hadi.
Efendim, gördüğünüz gibi her şey planladığımız gibi gitti. Örnek dairelerimizin de bütün eksikleri tamamlandı. Web sitemizden gezilebiliyor. Güzel. Hafta sonu vereceğimiz davetin hazırlıkları nasıl gidiyor? Davetiyeler gönderildi, basına haber verildi. İlginin çok büyük olacağını tahmin ediyoruz. Peki o zaman çevre düzenlenmesi niye hala tamamlanmadı? Efendim, hafta sonuna yetiştireceğimize inanıyorum. İnanıyor musun yoksa emin misin? Efendim yani... Tereddüt varsa sen yoksun demektir. Muhasebeye gidip ilişiğini kesebilirsin. Kovuldun. Şu Hüseyin Usta'nın yeri ne oldu? Satışını aldınız değil mi? Efendim, o konuda bir pürüz çıktı. Peki. Ne istiyorsunuz? Dükkanın yeni sahibiyle konuşmaya geldik. Yok mu? Buradayım. Bir arzunuz mu vardı? Yine yoluma çıktın demek. Hep yanlış yollara sapıyorsun da ondandır. Senin gibi çıkmaz sokağa düşmekten iyidir. Yazık ki artık geri dönme şansın da yok. Bence bu benim değil... Senin şanssızlığın. Göreceğiz. Bekle. Sabırsızlanıyorum. Gidelim. Vazgeçmeyecekler Ali abi. Tekrar gelecekler. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Kalite kontrol yapayım dedim. Ne kızıyorsun ki? Günah. Pınar'ın arşıya yakıştı mı? İlgilenmiyorum. Vahşi cazibeme dayanamayacaksın. Üstüme atlayacaksın biliyorum. Allah Allah. Pınar. Yani sen bu Fiko'yla nasıl yapıyorsun ya? Rabbi ya Resulallah ya. Ha şöyle gül biraz. Pınar. Smile baby. Her şey yoluna girecek. Fiko. Anlamıyor musun? Ben Lize teyzeyle evli olmak istemiyorum. Pınar'ım amma abarttın. Para zaten her gün gelmez ki bize. Yani 40 yılda bir beni dövmek isteyecek de gelecek. Oho! Yarada böyle bir nenemin kılına görünürüm. Olur biter. Doğru söylüyorsun aslında. Baktık olmadı.
Kaplıcaya gitti. Kocaya kaçtı. Deriz kurtuluruz. Ya arkadaş, bu kapı hep mi böyle lüzumsuz zamanlarda çalar ya? Bir rahat mutfak fantezisi bile yaşatmıyor adamı ya. Dur ben bakarım. Ya boş ver, bakmasaydın. Buyurun. Kimi aramıştınız? Lezizem yok mu? Lezizem derken? Burası onun evi değil mi? Şey, tabii onun evi de şu anda kendisi... Evet, şu anda kendisi alışverişte. Çok geç gelir. Artık başka bir zaman görüşürsünüz. Güle güle. Yok. Ben beklerim. Fiko'cum. Hı? Ne demiştin? Oh. Pınar tipe bak. Nasıl şöyle mi? Birinci kat başkomiserim. Başkomiserim, siz normalsiniz. Orası dar. Sila, dışın. Gir bak şimdi nasıl girin. Zibidi. Gidi bu zibidi bu zibidi. Zibidi. Bismillah. Burası da madarmış arkadaş ya. Allah. Yok, böyle olmayacak. Acil spora başlamam lazım. Sıkıştım kaldım burada. Ulan biri bana beddua mı etti, ne oldu? Girdiğin delikte kal diyor arkadaş ya. Aha da burası işte. Ablaya baktıydım. Geçin komi içeride. Gel canım içeride. Bakayım sana. Maşallah. Akça bakça çok güzel bir kız olmuşsun. Sağ ol. Sen de pek değişmişsin Seher abla ya. Ne oldu kız? Ağababan nasıl oldu da bıraktı seni buralara? Ne bırakacak? Kaçtım geldim. Zorla evlendireceklerdi beni ya. Oh oh. Çok iyi yapmışsın. Burada kalırsın sen de. Eksik olma. Da burası niye böyle kalabalık? Burası mektepte, o yüzden güzelim. Ya, bunların hepsi mektepli. Evleri yok da yanıma aldım. Okutuyorum onları.
Çok büyük sevaba giriyorsun Seher abla ya. Ne mutlu sana ya. Ay yazık. Çok da güzel kızlar ha. Gül bakalım gül. Daha ne kadar güleceksin. Fare deliğine de girsen seni bulup çıkaracağım. Dejo'dan kaçmaz. Avratları değişik güllerdi. Hakikaten de değişik. Merhabalar. Ben Neco. Sanırsam siz de dünyalar güzeli olursunuz ha? İzin verir misiniz lütfen? Tabii canım ya. Lan sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım lan sen el kol hareketi falan. Lanlununu konuşun. Burada hanımefendiyle konuşuruz. Behçet sakin olur musun? Ya Behçet del, Behçet del. Neco ben, Neco. Behçet benim salak asılın hanımın nişanlısı. Sen kime asılıyorsun lan? Yemin iç. Anam! Ne oluyor lan? Ne olacak? Tuvalete gidiyorum sonra konuşuruz. Abo. Başkomiserim, iyi misiniz? Sıkıştım. Silahı uzatıyorum. Adam açsana kapıyı. İşim gücüm var. Görmüyor musun lan? Ne haber abisi? Özge'ye bakmıştım ben. Taze bitti canım. Hadi toz ol. Nasıl yani? Hiç Özge'niz yok mu şimdi? Özge yok. Hasan var. İster misin? İşime yaramaz. Hadi yaylan. Kimdi gelen? Salağın biri. Polis falan olmasın oğlum? Ben polisi gözümden tanırım. Hiç korkma sen. Hadi bakalım. Ne oldu yine lan? Tuvalet kağıdı bitmiş. Daha dün takmıştım. Hasan kapıya bak. Hasan tuvalet kağıdı tak. Hasan adam bu. Bıktım bu hayattan ya. Hiç korkma koç. Ben seni bu hayattan kurtaracağım. Merhaba hocam. Nasılsınız? Ben iyiyim de arabam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ne oldu? Marş basmıyor. Aksi gibi de bir konferansa yetişmem gerekiyordu. Ben bırakırım sizi. Zahmet olmasın. Benim için de iyi olur. Hazır yakalamışken birkaç soru daha sorarım size. Tamam. Görünüyorsun. Bir arkadaşım. Daha doğrusu eski erkek arkadaşım. Trafik kazası geçirmiş ve ölmüş ne yazık ki. Başın sağ olsun. Dün tartışmıştık biraz. Şimdi diyorum ki keşke o kadar sert çıkmasaydım. Keşke daha anlayışlı davransaydım. Ne değişecekti? Keşkelerin kimseye faydası yok durmaya. Yaşamı tutsak eder. Hareketsiz bırakırsın. Nefessiz belki. Efendim. Öyle mi? Ben de oraya geliyordum. Peki, size de iyi günler. Konferans iptal oldu. Ne dersin? Gidip biraz kafa dağıtalım mı? Tamam. Ama bu defa ben bir yere götüreceğim sizi. Tamam.
Nasıl? Bir hareket var mı? Yavuz başkomiserim içeride. Adamlardan birini etkisiz hale getirdi. Ne? Cengiz başkomiserin haberi yok. Basacaklar evi. Ne? Yardıma ihtiyacın var mı koçum? Ha? Kıpırdama polis! Ben başkomiser Yavuz Zanlıcam'dan atladı. Öyle mi? Ben de cumhurbaşkanıyım zaten. At silahını. Kurban olduğum Allah'ım. Sen ne günah işledin de bunlar bana gönderiyor. Bilmiyorum at ki. At silahını dedim. Yahu adam tazı gibi atladı kaçtı gidiyor. Siz burada benimle uğraşıyorsunuz. At silahını dedim. Kelepçele. Yok artık. Yavuz başkomiserim. Engin, şunlara söyle yanından hemen toz olsunlar. Yoksa ellerimi açınca onları öyle bir döveceğim ki tozları bile kalmayacak. Olanlar için çok özür dilerim. Ama merak etmeyin, camdan atlayan zanlıyı yakaladık. Diğeri de banyoda, kelepçeli. Affedersiniz. Demek meşhur Adanalı sizsiniz ha? Bu durumda sen de cumhurbaşkanı mı oluyorsun? Kusura bakmayın ama benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Sizi tanımak zorunda değilim. Artık tanıdığına göre yanlış yapmazsın koçum. Amerika'da kişilik analizi konusunda ders veren bir kişi olarak söyleyebilirim ki tipinizden polis olduğunuz hiç anlaşılmıyor. Anadolu'nun bağrında pişmiş biri olarak ben de söyleyebilirim ki kimin ne olduğunu buradan ben anlayabiliyorum. Hocam pardon ama siz benim nenemi nereden tanıyorsunuz? Dostuyum. Yıllardır görmedim. Hasretim kendisine. Buyurun. Pınar fazla yaklaşma yavrum. Çayınız. Sağ olun bacım. Gel otur. Gel otur gel. Gel gel. Gel. Kol. Saat de. Epeyce geç oldu değil mi? Ya. Bizim de yapacak daha bir sürü işimiz vardı. Siz yapın yapacağınızı. Ben burada beklerim. Oha Pınar gördün mü herif kaynar çay fındık yaptı. Biz daha dışarı çıkıp alışveriş yapacağız hocam. Yani siz buradayken biz yani gidemeyiz. Yalnız bırakamayız sizi. Geliyor. Pınar geliyor. Size lezizem gelmeden buradan bir yere gitmeyeceğim dedim. Ben çayınızı tazeleyeyim sizin. Pınar'ım sen bence komple çaydanlığı getir onu da fondik yapsın. Gel bakayım. Hocam müsaadenle ben hanıma bir yardım edeyim. Hop. Niko gördün silah var. Ne yapacağız şimdi? Sakin ol Pınar. Sakin ol. Ben halledeceğim. Korkma sen. Nasıl? Görev beni bekliyor. Niko hayır ya. Kaderden daha fazla kaçamayız. Ya çekip vurursa seni ne yapacağız o zaman? Adam çok özledim diyor. Dostum mu benim diyor. Belli ki nenemin bir ahbabı. Sen çayını götür ben. Birazdan gelirim. Ya of ya. Kader. Fiko. Buraya gel. Sen git. Ben geliyorum birazdan. Demek çocukluğun buralarda geçti ha? Evet. Annem abim de bizi hep bu parka getirirdi. Ben hiç beceremezdim kumda oynamayı.
Hep başka çocuklar kovamı küreğimi alırdı elimden. Abimse kumdan saraylar yapar, kimsenin bozmasına izin vermezdi. Ben hep o saraydaki prenses olurdum. Bir keresinde bir çocuk saçımı çekti diye üzerine atlamıştı da annem zor ayırmıştı ikisini. Yaramaz bir çocukmuş anlaşılan. Sadece kendini ve sevdiklerini tehlikede hissettiğinde. Yoksa melek gibidir. Ama bugün hep ben konuştum. Tezimi unuttuk gitti. Olsun. Nasılsa daha çok vaktimiz olacak. Ne oldu? Başın mı döndü yine? Üzüldüm ya, ondandır. Burası, anılar, Tunç. Zor bir gün oldu benim için. Hadi kalkalım. Hesap lütfen. Sizem. Münir, yavrum, kızım. Münir, yavrum benim. Oh. Öldüm, bittim yorgunluktan. Gez dolaş pazarda hiçbir şey bulamadım bunları. Hay Allah. Lezizem. Tanımadın mı benim Ekrem? Tanımadım. Hangi Ekrem? Ya hayatının aşkı Ekrem. Hayatının aşkı derken? İyi, laftan anladım. Ben burada ineyim. Olur mu hocam? İçeri kadar bıraksaydım sizi. Hiç gerek yok. Sokma şimdi arabayı oralara. Sen şuradan devam edersin. Girme içeri. Hocam. Bugün için teşekkür ederim. İyi ki yanımdaydınız. Bir şey değil. Hiç gelmeyeceksin sanmıştım. Açıkçası bayağı da bir endişelendim. Acaba başına bir şey mi geldi diye. Ne işin var burada? Neden? Burası babanın malı mı? Defol git. Yoksa seni göndermesini bilirim. Sen kimi kimin yerinden kovuyorsun? Hı? Yıllarca belediyeden kiralayıp işletmişsin. Sıkılmışsındır diye düşündüm. Ama ben senin gibi terbiyesizlik yapıp hemen defol demeyeceğim sana. Birkaç gün anılarınla kal. Eşyalarını topla.
Sonra da cehennemin dibine git. Yoksa ben seve seve gönderirim. Yolda tuzak kurmuşlar. Öyle mi başkomiserim? Öyle. Dostu çok olan düşman da çok olur çocuklar. Otobüsteki yolcuları da kurtarmışsınız. Herkes teşekkür etmiş size. Yani ağzını hiç boş durmuyor. Her şeyi yetiştiriyor. Sizden önce şanınız yürüyor başkomiserim. Başkomiser Yavuz. Aramıza yeniden katılmana çok sevindik. Sağ olun benim. Ben de çok sevindim. Başkomiser Cengiz'le beraber gücümüze güç katacağınıza inanıyorum. Biriniz Adanalı, biriniz Amerikalı. Hadi kolay gelsin. Aa Adanalı, bu akşam bir iş var. Sonra odama gel konuşalım. Emredersiniz. Lezizem neden bana bu kadar uzak duruyorsun? Uzak mı? Ulan bu mu uzak? Yok sen beni özlemedin. Özlemedin değil mi? Bak Kazım. İsmin nedir lan? Ekrem. Ya Ekrem. Özledim tabii ki. Özledim ama evde çoluk çocuk var. Ayıptır ya. Elin safır olsun. Lütfen. Bırak yavrum. Seninle geçirdiğimiz o ateşli günleri. O 9,5 haftayı hiç unutmadım. Oha. 9,5 hafta derken? Göbeğinden yediğim o zeytinleri unuttun mu kız? Ben hiç unutmadım. Hapisteyken hep o günleri düşünerek ayakta kaldım. Benur! Yavrum! Kuzum! Lel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 e! Geldim Lezzet teyzeciğim, geldim. Benur! Bu ayı beni her an yiyebilir. Sakın bir yere gitme. Ne yapayım Viggo? Çok sıkışmıştım. Sıkışma Pınar. Sıkışma. Tut lütfen. Neyse. Sen otur gelininle beraber. Ben yarın eşyalarımı alıp gelirim. Merak etme. Bundan sonra hiç ayrılmayacağız bebeğim. Ayrı kaldığımız yıllara inat, her an yanında olacağım. Allah'ını seversen. Olmaz. Olamaz, imkansız canım. Ben artık senin bildiğin Lezze değil. Ben çok değiştim. Kapattım bu konuları. Namusumla yaşıyorum he Pınar'ım. Evet. Lezze teyze artık çok namuslu. Çok değişti. Çok çok acayip değişti. Mesaj alınmıştır Lezize. Nikah takacağım sana. Hiç merak etme. Alnımın akı, yuvamın kadını olacaksın. Evet. Yuvamın kadını. Ulan alnımın hakkı nedir ya Allah'ını seversen? Bu herif kim böyle promosyon gibi çıktı? Bilmiyorum. Şu kadar kaldı biliyor musun? Şuraya sıkıştırdı. Az daha gelmesen. Başkomiserim rahatsız ettim ama sizinle görüşmek isteyen biri var. Kimmiş? Otogarda çıkan kavgaya karışanlardan biriymiş. Ne söylediysek susmadı. İlla Yavuz başkomiserimle görüşeceğim diyor. Köylünüzmüş. Otogar mı? Gelsin bakalım. Ya tanırım, tanırım. Hemşerim benim. Çok fazla konuşuyorsun. Bir kıyama Yavuz. Hep bir şey ya. 40 kere söylüyoruz anlamıyorsun. Sürdüreceğim. Hepinizi sürdüreceğim burada. Haritadan yer beğeneceksiniz. Anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorsunuz değil mi? Ha? Tamam kardeşim, tamam. Yürü. Necü? Ne işin var lan sen? Bak hele asıl senin ne işin var burada? Senin kaçırdığın pamukla beraber balayında olman gerekmiyor mu? Kurban oldum. Allah'ım sen bunları bana sayıyla mı gönderiyorsun? Bilmiyorum ki ya. Ulan eşeğin cülü. Ben pamuğu kaçırmadım. Tam tersi otobüse koyup Adana'ya geri gönderdim. Yemin iç.
Asör. Zibidi. Alo emmi. Neco ben Neco. Emmi şey diyeceğim. Pamuk orada mı? Yok emmi dalga geçmiyorum. Niye geçeyim? Tamam emmi. Bak hele sen benimle dalga mı geçin? Ha? Pamuk Adana'da delmiş. Değil miymiş? Dikkat hele. Bak hele peşindeyim dikkat hele. Benden kaçamayacaksınız. Bak burada kalabalık olabilin ama gözüm üstünde anlıyın değil mi? Moda hiç değişmemiş biliyor musun abi? Her şey aynı. Oyun oynadığımız park, kuru yemişçi, pamuk helvacı. Bütün gün oralarda gezdin demek. Sayılır. Gözlerin bu kadar parladığına göre yalnız da değildin. Tez hocam da yanımdaydı. Hoca öğrencisiyle moda da geziyor ha? İlginç. Aman abi. Bir ara tanışalım şu meşhur hocayla. Olur. Dikkat etsene biraz. Aklın nerede senin? Kızı yakıyordun az kalsın. Abi bir şey yok abartma. Ben çok özür dilerim. Nereye gidiyorsun? Çıkıp dolaşacağım biraz. Sen keyfine bak canım. Neden buradasın? Bana söyleyeceğin bir şey mi vardı? Cesaretin yoksa bir daha karşıma çıkma. Ben... özledim sizi. Geri geldiğimde nerede olacağını biliyorsun. Açın kapıyı kızlar, misafirlerimiz geldi. Buyurun. Merhaba, bizi Mehmet abi gönderdi de. Arkadaş, memleketten geldi, milli olma durumu var da. Oo, buyurun hoş geldiniz, geçin geçin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bu kıyafetlik falan kro, yürü hadi. Hay Allah senden razı olsun ya. Yukarı buyurun, sizi yukarı alayım. Ha, al al. Yukarı alın bizi, nasıl istiyorsanız oraya alın bizi. Vay 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 vay, eve bak. Kızlar, kocalarınız geldi. Sonum kocalar biz. Hoş geldin parlak çocuk. Hadi gel dans edelim şekerim. Uzatma lan kro hadi dön bir işte dön şöyle. Sarıl bir dans et. Sarın şöyle bir şey yap. Ah be oğlum ah be oğlum. Oh, hadi ya. Bana özel bir hediyeniz varmış onu duydum. Hem de nasıl. Ayşe beyimizi yukarı çıkar da hediye paketini açsın. Ayşe beni yukarı çıkar, hediye gel paketime canım. Bakayım. Sen ne tatlı çocuksun. Ah.
İçeride seni bekliyor. Aman yavaş ol. İlk geceden korkmasın yavrucak. Tamam, sen bana bırak. Hadi. Kızım, bak bakayım. Yangın var ya, git. Alo, kalk. Kalk üstüne bir şeyler giy. Ya uykum var diyorum, anlamıyor musun ya? Abu. 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 Gerçekten sen misin? Ya Yavuz, sana bir şey soracağım ya. Sen neden beni etmeyen mi? Ya Yavuz, bir şey sordum. Sordum değil mi? Neden cevap vermiyorsun? Allah Allah. Demiş miydim ya? Bir şey diyorum ya. Cevap vermiyorsun. Cevap ver. Neden? Ya ne yapıyorsun ya? Üşümüyorum ki. Boynun altında kalsın pamuk. İlk günden kötü yola düşülür mü lan? Ulan daha ilk günden arkadaş ya. Uyalım mı? Hadi. Çok uygun varmış. Ben varım. We'll be right back.